Herkese merhaba sevgili izleyiciler. Mutlu hafta sonları. Evet, gündemi ve bu gündemin piyasalara etkilerini değerlendireceğiz. Ekonomist Bayram Başaran da karşımızda. Merhaba Bayram Bey, iyi hafta sonları. Merhaba Ebru Hanım, iyi hafta sonları. Evet, hafta sonu ama ekonomik olarak yine konuşulacak çok şey var. Fakat ben şununla başlamak istiyorum. Buyurun. Tuğhan Bozkurt'un bir iddiası var, bir yazısı vardı. Önemli de bir iddia. Şöyle diyor, döviz kuşatmasında şirketlerden sonra sıra bankalara geldi. Merkez Bankası resmi olarak ilan etmese de 20-25 milyar dolar civarında bir dövizin muhabir bankalarda tutulduğu tahmin ediliyor. Bu paranın en az %20'sinin Eylül'e kadar Türkiye'ye getirilmesi isteniyor diyor Turan Bozkurt yazısındaki iddiada. Ne dersiniz böyle bir iddiaya? Velev ki böyle bir şey olursa neler getirir? Şimdi bu yapılabilir mi? Merkez Bankası yapar mı? Yapar. Şu an çünkü her şeyi bekliyorum. Daha doğrusu bunu Merkez Bankası bu kararı almıyor. Çünkü böyle bir kararın sakıncalarını merkez bankaları bilir. Eğer doğru yöneticiler varsa bilir. Çünkü bu senin uluslararası piyasaların güvenilirliğini etkileyen bir olay. Oradaki ülkelerin bankalara ticaret yaparken ihracat, ithalat, bedellerin ödemelerinden vesaire karşılıklı güvenceler tutulur. Muhabir bankalarında bunlar yapılır. Karşılıklı işlem yapılırken. Sen şimdi bunu getir dersen oradaki muhabir banka senin riskin arttığını görür. Bu ters teper. Türkiye'nin ve Türk bankacılık sisteminin güveni inanılmaz şekilde sarsar. Doğru mu değil mi bilmiyoruz. Ama doğruysa gerçekten vahim. Yani şöyle söyleyeyim. Merkez Bankası, yani Merkez Bankası değil aslında. Herkes Merkez Bankası diyor ama Merkez Bankası yok. Etkisizleştirildi. Bütün yetkileri yok. Hazine Bakanlığı şu an bütün dövizi kontrol etmek istiyor. Şu an alınan kararlarla bütün dövizi kontrol ediyor. Tek elde topluyor. Tek elde ihtiyacı olanı ben dağıtacağım diyor. Ama buna rağmen bir senede Türkiye'nin net rezervi, döviz rezervi 24.6 milyar dolardan 6.4 milyar dolara inmiş. Yani yaklaşık 18.2 milyar dolar azalmış. Yani aylık 1.5 milyar dolar azalmış. Neye rağmen? Tüm dövizleri kendisine toplamak istemesine rağmen. Yani durumun vahametini görün. Yani dövizde öyle bir vahamet var ki anlaşılır gibi değil, inanılır gibi değil ve halen yanlış yapmaya devam ediyorlar. Bakın, Zopo diyelim ki yurt dışındaki Türk bankaları, muhabir bankaları tuttuğu dövizleri geri getireceksiniz. Ki onların zaten sınırlı yasal bir takım sınırları var. Onu da siz getirin derseniz artık atacak hiçbir mermim yok demek bu. Anlatabiliyor muyum? Hani tavşan, şapkadan tavşan çıkaracaklar diye. Muhtemelen bir tanesi bu olabilir. Bu tavşan falan değil. Bu tavşanı boğazlamak demek. Anlatabiliyor muyum? Tavşanı boğazlıyorsun. Artık bir daha tavşan ötmeyecek. Sona geldik. Bundan sonrası sermaye kontrolü demek. Bu tamamen yanlış. Bakın, sistem o kadar yanlış ve o kadar kötü çalışıyor ki, o kadar kötü yönetiliyor ki net rezervin bir senede 18.2 milyar dolar azalıyor. Ya bunu hiç görmüyor musunuz? Hani nasıl bir akıldır? Bakın, bunu yapmanıza rağmen döviz piyasasını kontrol edemiyorsunuz. Bu ne demek biliyor musunuz? Şöyle izah edeyim. Merkez Bankası ne yaptı? Bir, zorunlu karşılıkları artırdı mı? Artırdı. İhracatçıların dövize el koydu mu %40'ına? Koydu. Geri kalanını da satacaksınız dedi. Hadi bunu da yaptı. Bütün dövizi topladın kendine. Ve piyasalara yılbaşından beri yaklaşık 60 milyar doların üzerinde bir müdahalede bulundu. Yine o kadar da para topladın. O kadar para toplayıp bunu tamamen müdahalede kullanıyorsun. Rezervin hala düşmeye devam ediyor. Demek ki senin aldığın hiçbir tedbir bu iş için yetmemiş. Buna rağmen şu an dolar yılbaşından önceki seviyesine 18 milyar dolar, 18 TL'ye tekrar geldiyse burada senin aldığın politikalar külliyen yanlış oldu ortada zaten. Anlatabiliyor muyum? 60 milyar dolar müdahaleye rağmen sen kuru tutamıyorsan ve piyasayla sığlaştırıyorsan, çünkü ben vereceğim diyorsun, ben alacağım ve ben dağıtacağım diyorsun, piyasayı sığlaştırıyorsun. O zaman müdahaleyi açık hale getiriyorsun. Açık hale gelmesine rağmen piyasanın sen hala tutamıyorsan kuru, o zaman senin çok ciddi sıkıntıların var. Çok büyük sıkıntıların var. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bakın, geçen sene bu tarihte 24.6 milyar dolarmış Türkiye'nin piyasaya müdahale edilecek kur, yani efektif kullanabilecek kur diyeyim, dolar miktarı. Sonra bu rakam bugün kaç? 6.4 milyar. 15 Temmuz itibariyle açıklanan rakam, Perşembe günü açıklanan rakam. 6.4 milyar demiş. Arada ne kadar fark var? 18.2 milyar dolar fark var. Nereden para? Çok büyük bir rakam. Çok büyük bir rakam. Yani inanılmaz rakamlar, yani anlatabiliyor muyum? İnanılmaz rakamlar. Şimdi geldik buraya, 20-25 milyara en son oraya mı kaldık? O zaman senin bu 20-25 milyar doların peki 2 ay gitti. Sonra ne yapacaksın? Bu sefer hiç bulamayacaksın. CDS primin binlerin üzerine geçecek. Sen artık yani yüksek faizle, tefeci faizle değil, hiç kimse para vermeyecek.
o hale geleceksin. Evet. Hiçbir güvencen yok çünkü yani güvence tutamıyorsun. Nasıl olacak o zaman? Nasıl yöneteceğiz döviz piyasasını? Hiçbir şekilde tutamayacaksın. Bayağı, gerçekten nasıl yöneteceğiz? İşte 50 milyar dolar geçen hafta konuştuk. İşte 20 milyar dolar bir yerden, 10 milyar dolar bir yerden gelecek diye. Hani bir spekülasyon yapıldı. Siz de öyle tabir etmiştiniz. İşte arkasından şimdi 20-25 milyar dolar deniyor. E bu paraların o 50 milyar dolar zaten gelmeyecek. Bunun gelip gelmeyeceği belli değil ama gelse bile ne kadar süre dayanabileceğini siz söylüyorsunuz. Ne olacak peki? Bakın şu an duvara doğru gidiyoruz. Kur patlar. Faiz patlar. Çok açık. Enflasyon patlar. Enflasyon zaten patladı gidiyor. Şu an fiyatlar falan uçuk. Bugün cumartesi pazara gittim sabah. Dudaklarım uçukladı. İnanılmaz rakamlar. Yani ben mevsim... internette gördüm haberde incir 160 lira yazıyordu. İncir 160 lira. O internette yazıyor. Ben pazara gittim. Anlatabiliyor muyum? Şu an sebzenin meyvenin en bol evet. olduğu dönem. En bol evet. olduğu dönem. Ama pazarda 18-20 liranın altında ürün yok. Aynen. Şu an kayısının en bol olduğu dönem. Kayısı ne kadar biliyor musunuz? 25 ile 55 TL arasında pazarda. 25 ile 55 TL arasında. Salatalık aldım sabah. 18 TL kilosu. Cumartesi pazarı ki İstanbul'un en büyük pazarıdır. Bakırköy'de açılan cumartesi evet. pazarı. Şimdi oraya sabah uğradım. Sabah erken kalktım. İşime rahat geleyim diye. Sabah 8'de kalktım. 8.30'da gittim. Elimizin yukarı pazara gittim. Pazardan alışveriş yaptım. Çünkü kızım uyanmadan alışveriş yapmam lazım. Ona bir baktım, inanamadım. Peynir 145 liraya çıkmış. Yani yenebilecek peynir. Bir şey yenemeyecek, yani bir aylık bir peynirler falan var böyle eline şey yaptığın zaman artık kutuya bile girmiyor. Artık peynir mi süt mü olduğu belli değil ya da süt tozu mu olduğu belli değil. O 95 liradan başlıyor. Bu halk pazarı. Market falan değil. Yumurta 22 lira. Yani iki tanesi 2 lira 20 kuruş. Yani bu da şey... Yani organik yumurta falan değil. Bildiğin normal yumurta. Şimdi bu iş patladı gidiyor. Bunlar farkında değiller. Her şey dün akşam televizyonda izliyorum. Bazı aklı evvel yandaşlar yani akıl almaz şeyler söylüyor. Her şeyi enerjiye bağlıyor. Ya kardeşim defalarca anlattık. Türkiye kurulduğu günden bu yana Osmanlı döneminde bile enerji ithal eden bir ülke. Avrupa'da aynı. Bu ülkeler Türkiye bir 43 yıl savaştan sonra enerji ithal eden ülke olmasına rağmen ki bugünkünden daha büyük bağımlılığı var. Eğer ekonomik olarak büyüyorsan, enflasyonu büyütmeden ekonomik olarak büyüyorsan, Avrupa ülkeleri, 43-44 ülke, enerji bağımlılığına rağmen enerji satan ülkelerden daha fazla büyüyorsa, sen kalkıp da bütün bunları enerjiye bağlayamazsın. Kimsenin aklıyla oynamayın. Ama bu kadar yalan dolan olmaz. Yandaşların söylemesi çok normal değil mi? Merkez Bankası aynı şeyi açıklıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı aynı şeyi açıklıyor. Hepsi enerji fiyatlarına... Bakın bu yalan ama bu yalan. Şimdi kusura bakmayın enerjinin bir yıldaki artışı %50. Benim enflasyonum neden %174 o zaman? Bana bunun hesabını verin. Evet. %124'lük enflasyon nereden geldi? Bunun hesabını verin. Hadi TÜİK denge değil. 50 çık 30 puanlık enflasyon nereden geldi? TÜİK diyor ki 80. 50 puan enerjiden geldi. 30 puan nereden geldi? Bunun cevabını vermiyorlar ama. Daha düşler de biraz daha ileri gidelim. Almanya %100 enerji bağımlısı ülke. En ufak bir şey çıkıyor. Kömür harcı hiçbir şey çıkmıyor. Şu an kömür de çıkmıyor Ruhr bölgesinde. Hepsini ithal ediyor. Hı. Almanya'da neden enflasyon 9'da? Ben de 78.2. O da enerji, o benden daha fazla enerji bağımlısı. Evet. Ya insanlar aklıyla oynuyorlar. Anlatabiliyor muyum? Çıkıyorlar orada şakır şakır yalan söyler. İnanılır gibi değil ya. Yani yalanın bu kadarı mı olur? Ha bu kadar mı yalan söylerler? Bir gazeteci bozuntusu var. Ben 28 sene gazetecilik yaptım. Ha böyle bir yalan görmedim. Hani ANAP döneminde bile, Özal'ın en hızlı dönemde bile bu kadar yalan görmedim. O zaman da yandaşlar vardı ama bu kadar değildi. Artık bunlar gazetecilikten çıkmış. Evet. Anlatabiliyor muyum? Yani dolayısıyla önce kendi söyledikleri yalanı bir de kendileri inanmıyorlar. Ya kardeşim rakamlar ortada. Diyoruz ki 18.2 milyar dolar erimiş ya senin rezervin. Bütün dövizi kendine toplamana rağmen. Demek ki aldığın kararlar külliyen yanlış. Her ay 12 ayda 1,5 milyar dolar sen eksi rezerv yazmışsın. Gelirinden daha fazla dolar harcamışsın. Peki bu ne diyor? Neyi gösteriyor? Senin uyguladığın politika külliyen yanlış. Bundan dönmen lazım. E niye dönmüyorsun? Şimdi bir bakan, Hazine Bakanlığı şey gönderiyor. Vatandaşlar bir duyuru yapmış. Demiş ki vergiyle ilgili bir öneriniz varsa, vergi kaçağıyla ilgili bilgi ne vesaire öneriniz varsa bize bildirin. Ya kardeşim Ulaştırma Bakanlığı Marmara Ray'da ki Marmara Ray'ı Ulaştırma Bakanlığı veya ona bağlı şirket işledi her neyse bilemiyorum orası karma karışık bir yer.
Diyor ki 120 yılda 171 milyar dolarlık Ulaştırma Bakanlığı olarak yatırım yaptık diyor. 171 milyar dolar. Ya hiçbir şey, vatandaş hepsi yığılacak şimdi. Diyecek ki kardeş bunlardan vergi alsan yeter. 171 milyar olarak ihaleyi alan firmalardan bana bir tane vergi rekortmeni gösterin. Gelir vergisi de yok. Kurumlar vergisi de yok. Doğru mu? Doğru. KDV'de yok. ÖTV'de yok. Peki sen ne yaptın ya? E git ondan iste o zaman kardeşim. Benden ne istiyorsun? Vatandaşım beni bir kürmüş. Ne istiyorsun vatandaştan? Bence bir yani ihbar bazen, sistemi oluşturmaya çalışıyorlar. Ne ihbar? Ha ben ihbar ediyorum o zaman. Hadi buradan ihbar ediyorum. Diyorum ki 171 milyar dolarlık ihaleyi kime verdiyseniz gidin ondan alın. Ne istiyorsunuz? Evet. Neyin önerisini istiyorsunuz ya? Bu kadar basit. 171 milyar doları ihaleyi kime verdiyseniz bunun KDV'sini alsanız yeter. ÖTV'sini alsanız yeter. Gelir vergisini alsanız yeter. Anlatabiliyor muyum? Peşin vergisini alsanız yeter ya. Hadi bırakın hepsini. Peşin vergisini alsanız yeter. %20'sini düşün. 175 milyar dolar. 34 milyar dolar eder. Nerede bu vergi? Ya bir kere listeye girin. Allah'tan korkun ya. Bir kere listeye girin ya. Bir tane liste, vergi listesinde hiçbir yerinde yok adamlar ya. Ondan sonra ey vatandaş vergisini ödemeyeni bize ihbar et. Yok ya. Ha ben ihbar ediyorum hadi yapın o zaman. Yani insanları aptal yerine koymayın bari ya. Ve bunu söyle Hazine ve Maliye Bakanı. Evet. Ya inanılır gibi değil ya. Ya sen görmüyor musun kardeşim bu kadar ihale yaptın ya. Aha Çanakkale Köprüsü'nü yaptın en son. Ne kadardı? 15.4 milyar dolardı galiba hafızam yanıltmıyorsa. Hadi oradan alın o zaman. Alsanıza baba. Osman Gazi'den alın. Diğer köprülerden alın. Otoyollardan alın. Yeni açtınız bizim Çanakkale Otoyolu'nu. Bunların geliri yok mu? Bunların vergi ödemeleri yok mu? Hepsinin vergi muafiyeti yaptınız. O zaman bizden ne istiyorsunuz? Ha maalesef külliyen her şeyleri yanlış ve insanları salak yerine, aptal yerine koyuyorlar. Başka hiçbir şey diyemiyorum. Böyle giderse Eylül ayını biz çıkaramayız. Döviz de patlar, kur patlar, duvara toslarız. Umarım çok hızlı toslamayız ama çok hızlı toslayacağız gibi duruyor. Peki umarım diyerek size de çok teşekkür edelim. Hem size hem de bizi izleyen izleyicilerimize. Yarın soru cevaplarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.